Burada Şeyh Muhammed Salih el-Müneccid hafizahullah, biliyorsunuz Şeyh Muhammed Salih el-Müneccid asıl Suriyeli bir alimdir. Suudi Arabistan'da yaşamaktadır. İbn Üseymin, İbn Baz ve bu çizgisinde olan alimlerden ilim almış olan bir kişidir. Yani güzel bir davetçidir. Bu diyor ki bu şeyh, bir kardeşimiz kendisine sormuş diyor. Demiş ki Müslüman olmayan bir arkadaşım, bak Müslüman olmayan bir arkadaşım bana Yüce Allah'ın varlığını bana ispat etmemi ve Yüce Allah bizleri neden yarattığını, niçin yarattığını ve bu yaratmanın ardından gaye ve amacı ne olduğunu bana sordu diyor. Fakat diyor sorum kendisini tatmin etmedi veyahut da ben mi anlatamadım bilmiyorum diyor. Sizden ricam diyor, bu soru soruyor. Diyor ki gereken bilgileri bana göstermenizi, bana bildirmenizi ve bunları arkadaşıma göstermeme sizlerden istirham ediyorum diyerek bir soru yöneltmiş. Burada Ehl-i Sünnet alimleri, bu yani burada isim belirtilmemiş. Burada İbn Baz, İbn Üseymin, Albani, El-Barrak ve diğerleri olabilir. Burada isim önemli değil. Önemli olan şu cevabın verilmesidir. Demişler ki burada Yüce Allah'ın dinine yapmış olduğunuz bu hizmet ve Yüce Allah'ın varlığını, birliğini ispat etmeye çalışmanız gerçekten insanı sevindiren, mutlu eden, hoşnut eden bir davranıştır. Şüphe yok ki Allah-u Teala'yı bilmek ve tanımak kuşkusuz selim fıtrat ile akıl ile ittifak halindedir demişler ki. Eğer biz diyor Müslümanlar olarak Allah'ın ve Resulünün emretmiş olduğu şekilde davetimizi yerine getirmiş olsaydık inanıyorum ki diyorlar çok hayır ve iyilikler elde etmiş olacağız. Ne mutlu sana ki Resullerin ve Enbiyaların bırakmış oldukları yolunu izliyorsun. Ve sana müjdeler olsun ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdelediği bu müjdeyi sana veriyorum diyor. Alim cevap verince. Hangi? Fevallahi. Başka ayette diyor ki, başka hadiste vellezî nefsi biyedi. Nefsin elinde olan Allah'a yemin ederim ki fevallahi burada geçiyor. İki rivayet var. Değişik ihtilaflı rivayetler gelmiştir. Burada fevallahi diyor. Allah yemin olsun ki le'in yehdiyallahu bike reculen vahiden hayrun leke min en yekune leke humurun na'mi diyor. Allah Celle Celaluhu senin elinde bir kişi hidayete erdirmesi çokça develere sahip olmandan daha hayırlıdır diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Muttefakun aleyhi. Bakınız burada Allah-u Teala'nın varlığına dair delillere gelince düşünen insanlar için ne vardır? Deliller vardır. Düşünen insanlar için. Çünkü Allah Celle Celaluhu insana akıl vermiştir. Bakınız behaimlerde, hayvanlarda bu akıl yoktur. Ama Allah Celle Celaluhu akıl kendisine verdi. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمِ En güzel bir şekilde Allah Celle Celaluhu insanı yarattığı gibi aynı zamanda aklını da verdi. Bakınız Haşr suresi 2. ayetin sonunda diyor ki Rabbimiz Celle Celaluhu fe'tebiru ya ulil ebsar ya ulil elbab. Ey akıl sahipleri ibret alın diyor Allah. İbret alın. Neyi alalım ya Rabbi? Neyi ibret alalım? Her şey diyor. Her şey. Zaten alimler diyorlar ki şey kelimesi kelimetun nekira. Her şeyi kapsayan olan bir şey. Bir kelimedir diyor. Her şey. Bir hocamızın açıkladığı gibi zerreden kübraya, arştan semaya, doğudan batıya, kuzeyden güneye ne varsa say sayabildiğini bitiremesin diyor. Her şey. Örneğin şu dağların nasıl dikildiğini, şu uçsuz bucaksız kainatın nasıl direksiz bir şekilde inşa edildiğini, şu milyarlarca insana ayrı ayrı, ayrı yüz, ayrı çehre, ayrı ırk, ayrı renk Allah Celle Celaluhu nasıl birbirine benzetmediğini, şu parmak uçlarımızı bile milyarlarca insana ayrı döşemeyi başardığını, aynı su, aynı toprak, aynı yer olmasına rağmen ayrı ayrı bitkiler, ayrı ayrı laleler, ayrı ayrı sebzelerin tat verdiğini, bu neyi gösteriyor? Rabbimizin kudretini, kuvvetini, azametini, yüceliğini, meşiyetini ve iradesini gösteriyor. Nasıl olur da diyor,
bütün bunları görmemezlikten gelerek ibadetinizi benden başkasına yaparsınız diyor. Dolayısıyla Allah'ın varlığını, birliğini görmek isteyenlere bu Allah'ın yaratmış olduğu mahlukları baktığı zaman onun varlığını görmemesi nedir? Mümkün değildir. Allah'ın başka ayette diyor ki işte önümüze gelecek Rum suresi 30. ayette la tebdile li halqillah. Allah'ın yarattığında bir değişim bulamazsın.